Bu bölümde ismin mef'ul konusu ele alınacak. Burada e, mef'ulü e, katil maktul e, oradan da anlayabiliriz. Mesela katil öldürmek, katil öldüren, maktul öldürülen. Kitaplarda genelde Nasara üzerinden misal verilmiştir. E, emsile denilen meşhur kitapta biz de oradan yine misal verecek olursak Mesela Nasar'a yardım etti, Nasır yardım eden, Mansur yardım edilen. Ve bunun çekimi şu şekilde Mansur yardım edilen bir kişi, Mansurani yardım edilen iki kişi, Mansurune yardım edilenler, yardım edilen erkekler. Ve bunun müennesi Mansuratun, tesniyesi Mansuratani ve cem olarak da çoğul olarak da Mansuratun Kur'an-ı Kerim'de e, ismin mef'ulün kullanımını hayli görebiliriz mesela Allah'tan başka bütün taptıklarınız bir araya gelseler bir sineği de yaratamazlar bunu anlatan ayet-i kerimenin sonunda şöyle geçiyor Da talip olan e, aciz vel matlubu İstenen de. İsteyen de aciz, istenen de. Ee, burada talip, talebe kökünden talip, Türkçe'de talebe dediğimiz şey. Matlup, talep edilen, istenen. Talip ismi fail, matlup ismi mef'ul. Talep edilen, talep eden de aciz, matlup olan, talep edilen de aciz. Başka bir örnek, vel bahril mescûr. Allah -u Teala bazı şeylere yemin ediyor. Bunlardan biri de andolsun kabaran denize. Burada mescur secara kökünden secara kabarmayı ifade etmekte. Denizin o dalgalanmış, kabarmış hali mescur ile ifade edilmekte. Kur'an-ı Kerim bizlere çok yönlü dersler veriyor. Bunlardan biri de adab dersi. Mesela bu adab derslerinden biri şu. Leysa aleykum cunahun size bir günah yoktur. En tedhulu şöyle evlere girmenize gayre meskune meskun olmayan yerlere girmenizde bir günah yoktur. Fiha meta'ul lakum size orada e, faydalı bir durum var. Yani sizin yararınıza hizmet veren mekanlara izinsiz girmenizde bir sakınca yoktur. Bu ayetin evvelinde başkasının evine girerken e, izin istemeden girmeyin. İşte kapıyı çal kapıyı çalarak veya günümüzde zile basarak veya seslenerek gibi ayetin evvelinde bu anlatılıyor. Ama diyelim bir dükkana gireceğiz, orada bir işimiz var, alacağımız var. E, orada e, evvelinde bir izin almak gerekmiyor. Ayet onu anlatmakta. Gayri meskun olup da e, ee, sizin yararınıza hizmet veren bir mekan varsa oraya izinsiz girmenizde bir sakınca yoktur. Burada meskune sekene kökünden gelir. Sekene sakin oldu ee, ve bunun ismi faili sakin gelir. Falanca sakin adamdır deriz mesela. E, ee, bunun ismi mef'ulu meskun. Meskun Türkçe'de kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Meskun mahal işte meskûn mahalde e, arabaların hızı e, 50'yi geçmemeli. Meskün mahal tabiri kullanılıyor. Ve bu meskûnun müennes şekli e, meskûne. Müennes şekli meskûne. Çünkü evvelinde buyut geldi. E, beyt, ev demektir. Buyut, evler. Çoğul olduğundan dolayı bununla alakalı sıfatta e, mühennes olarak geldi. Demek ki meskûne kelimesi bize yabancı değil. Diğer alemde kafirlerin durumu anlatılıyor alttaki ayette. İnnehum an rabbihim onlar Rablerinden yevme izin o gün le mahcubune mahcupturlar. Buradaki mahcup hicaptan gelir. Hicap perde demektir. Perdelidirler. Türkçede kullandığımız mahcup Bizi mahcup edebilir. Yani ayeti öyle anlarsak diğer alemde onlar durlar Türkçe'de anlaşılmaz. Ee, Kastedilen burada perdelidirler. Rablerinden perdelidirler. Hicap perde demek mahcup perdelenmiş demek. Hacip o da perdeleyen e, anlamında. Mesela e, eski zamanlarda ee, diyelim ki hükümdarın veya yüksek makam sahibi olan kişinin e, sekreteri durumunda olan giriş çıkışı kontrol ediyor. Rastgele giriş çıkışı olmasın. Ona nezaret ediyor. Bunlara hacip deniliyormuş. Bir nevi perde dar gibi. Herkesin rastgele girip çıkmasına fırsat vermiyor. Peygamberimizle alakalı bir ayet Asa en yeb'atike rabbuke makamen mahmuda. Ola ki Rabbin seni bir makam-ı mahmuda eriştirir. Asa ümit ifade eden e, kelimelerdendir. Yeb'atike ba'ta eriştirmek, göndermek gibi anlama geliyor. Ola ki Rabbin seni ulaştırır makamen mahmuda bir makam-ı mahmuda. Makam Türkçede kullanırız makam sahibi deriz mesela. Mahmut Türkçe'de isim olarak kullanılıyor, kelime anlamı itibariyle, övgüye mazhar, methedilmeye mazhar gibi, bir anlama gelmekte. Alttaki ayette ise, e, katil, öldürme olaylarında, işte kısas yapılabiliyor, veya diyete rıza olabiliyor. İşte, öldürülenin, eee, velisi durumunda olan veya minasçısı durumunda olanlarla alakalı e, bir e, duruma burada dikkat çekiliyor. O da şu: fela yüsri fil gatil, öldürlenin velisi, öldürmede ileri gitmesin. İnnehu hu kana mansura, zaten ona yardım olunmuştur. Bunların uzun açıklamaları olabilir. Şu manada, e, öl öldürülenin yakını velisi isterse ben kısas istiyorum der ve o suçlu yakalandığında kısasen cezası verilir ve öldürülür devlet tarafından. Ama hem onun kısasını talep edip hem de ardından daha başkalarını öldürmeye çalışmak gibi bir nevi kan davasına döndürmek gibi buna izin yoktur. Veya diyete razı olup da ardından birisiyle onu öldürtmeye çalışmak bu da yine dinen caiz değildir. İnnehu kâne mansura zaten ona yardım olunmuştur. Burada mansur. Mansur isim olarak erkek ismi olarak kullanılır. Yardım edilmiş demektir. Ee, Nasara yardım etti. Nasır yardım eden. Mansur yardım edilen. Lut kavmi ile alakalı onlara gelen bir azap ayette anlatılıyor ve şöyle bildiriliyor. Ve innehum onlara bir azap gelecek. Azabın bir azap. Gayru merdud geri çevrilmesi söz konusu olmayan bir azap. İnnehum atihim onlara gelecek. Ete geldi. Eti gelen. Ee, ne geliyor? Azabın bir azap gayru merdud geri çevrilmesi söz konusu olmayan merdud reddedilmiş çevrilmiş anlamında gayr olunca gayru merdud yani çevrilmesi söz konusu olmayan bu anlama geliyor. Alttaki ayette iki tane ismi meful görmekteyiz. Bunlardan biri malum diğeri de mahrum. mal sahibi e, imkanı olan kimselerle alakalı, kamil mü'minlerle alakalı Allah şöyle bildiriyor. وَالَّذ۪ينَ fi اَمَّالِهِمْ onların mallarında vardır hakkum malum belli bir hak var. Lisaili e, isteyen kimseye, vel mahrum istemeyip de mahrum kalan kimseye de bir hak var. Yani zenginin malının tamamı kendine ait değildir. Belli bir miktar en azından zekat miktarı işte fakirin hakkıdır ve bu belli bir haktır. Yani kırkta bir şeklinde veya tarladan elde edilen mahsulse onda bir şeklinde bunun belli bir miktarı vardır. Bundan dolayı hakkum malum denildi. Malum bir hak. Hakkı Türkçe'de aynen kullanmaktayız. Malumu da aynen kullanmaktayız. Mesela malumu ilam e, malumu ilam e, bilineni bildirmek anlamına geliyor. E, i̇ki kere iki dört söz gelimi. E, bunu başkalarının yanında bakın iki kere iki dört eder diye söylemek malumu ilam olur. Bilineni bildirmek olur. Buna lüzum yok. İşte burada da hakkı malum. Malum bir hak. E, Türkçe'de rahat mana verebileceğimiz e, bir durumu anlatmakta. Lisse il, Sâil, se Sele kökünden geliyor. Sele se istediği anlamında. E, Sâil, isteyen. İsteyene de belli bir hak var. İstemeyip de mahrum kalana yani bir takım fakirler vardır ki fakirdir ama kimseden bir şey istemez. Bunlar da mahrum durumundadır. E, zengin olanlarımız mahrum durumda olanları da e, araştırıp onlara vermekle mükelleftir. Mahrum derken Aynen Türkçe'de kullandığımız şekliyle yani mahrum mahrumiyet e, Türkçe'ye aynen geçmiştir. Nuh'un kavmiyle alakalı bir durum, Allahu Teala e, Hazreti Nuh'a kavmiyle alakalı bir durumu bildiriyor. İnnahum muragun onlar suda boğulmaya mahkumdurlar. durlar. Gark olmak olarak suda gark olmak. E, Türkçe'de kullandığımız bir şeydir, bir şeydir. Gark olmak, e, boğulmak e, bunu ifade etmekte ve bunun mef'ul şekli murak. Avraga yurigo oradan murak ve bunun da çoğulu muragun. Biraz önce mansur kelimesi geçmişti. Mansur. Mansur kelimesinin çoğulu mansurun. Mansur, mansurun. Mansurun, Mansurani, Mansurune. Ayette e, Allah'ın elçileriyle alakalı bir durum ifade ediliyor ve deniliyor ki innahum onlar lahum el mansurun onlar mutlaka yardıma mazhardırlar. Yardıma mazhar olacaklardır. Yani Allah gönderdiği elçilerini yalnız bırakmayacaktır. Nusretiyle yardımıyla onları destekleyecektir. Burada Nasır Allah'tır. Yani yardım eden Allah'tır. Mansur yani yardım edilen onlar da Allah'ın gönderdiği elçilerdir. Allah'ın gönderdiği peygamberler mutlaka taraf ilahiden bir teyide bir yardıma nail olacaklardır. Ve o zaman onlar Mansur'un oluyor. Yani kendilerine yardım edilmiş, kendilerine nusret verilmiş. Bu ayet ise e, diğer alemde e, böyle ö, dünyadayken ömrü günahlarla geçmiş veya inkarla küfürle geçmiş onların durumunu anlatmakta. Velev tera ah bir görsen iziz zalimune zalimleri mevgufune tutuklu vaziyetteler. Ben de Rabbiyim, nezdinde. O zalimler Rableri huzurunda tutuklu olarak durdurulduklarında onları bir görsen. Yani şu dünyada zalim mazlum aynı dünyada yaşıyor. İcabında zalim belki daha geniş imkanlara sahip olabiliyor. Peygamberler dahil olmak üzere pek çok kimse mazlum duruma düşmüş. Yani zulme maruz kalmışlar. Peki Zalimlerin diğer alemdeki durumu nedir? E, dünyada güç kuvvet sahibiydi bunlar bir kısmı. Firavun gibi, Nemrut gibi. Peki diğer alemdeki durumları ne? Diğer alemde o zalimler mevgufun. Mevguf, mevkuf. Türkçe'de K ile telaffuz ediliyor. Mevkuf tutuklu anlamında. Vagafe durdu, yagifi durur, vagıf duran, mevguf durdurulan. Yani tutuklanmış orada durdurulana mevguf deniliyor. Ve bunun çoğulu mevgufun. Onlar Allah'ın huzurunda tutuklu vaziyette durdurulmakta. Yani artık suçluların yakalanması gibi yakalanmıştır ve cezalandırılacaktır. Hz. Musa'nın Firavun'la mücadelesi Kur'an-ı Kerim'de en fazla nazara verilen hususlardan birisidir. Belki 8-10 yerde, belki daha fazla yerde kısanın kıssanın değişik bölümleri anlatılmaktadır. İşte bunlardan biri şu, Firavun Hz. Musa'ya şöyle diyor. Gale dedi ki, Le de eğer edinirsen ilahen bir ilah ''Gayri benden başka.'' Eğer benden başka bir ilah edinecek olursan ''Le ec'alenneke'' ''Elbette seni e, ederim.'' ''Minel mescunin'' ''Zindana atılanlardan ederim.'' Yani zindanı boylarsın. Seni şiddetle cezalandırırım diyor. Burada e, Firavun'un kendisini bir ilah olarak gördüğünü e, ayet ifade etmiş oluyor. Ve ilah olarak beni kabul edeceksin.'' Benden başkasını ilah kabul edersen zindana atılanlardan olursun bu şekilde söylüyor. İlah aynen Türkçe'de kullanıldığı şekliyle le ec'alenneke alen buradaki lam lamut tekit sonundaki nun nunut tekit ve andolsun e, elbette elbette şöyle yaparım bu tarzı bir e, anlatımı ifa ifade ediyor. Mescunin Sicin zindan demek. E, mescun zindana konulan mescun. E, işte senin mescuninden ederim. Zindana atılanlardan ederim. Firavun bu şekilde tehdit etmekte. Ve bir başka ayet meşkur kelimesini burada görmekteyiz. Ve men erade'l ahirete kim ahireti istese ve sa'aleha sayyaha ve ciddi bir şekilde de çalışsa ve huve mu'min mümin olduğu halde fa ulaike işte onlar kana sayuhum onların sayi çalışması olur meşkura meşkur olur çalışmalarının karşılığını alırlar. Burada gerçekten çok ince, dakik bir anlatımla ahirette kim mükafat alacak o bize anlatılıyor. Önce ciddi bir istemek lazım. Ve men eradel ahire kim ahireti isterse. Yani Allah dünyayı isteyeni dünyaya yönlendiriyor, ahireti isteyeni ahirete yönlendiriyor. Ama sadece ahireti istemek yetmiyor. Ve saaleha sayeha ve orası için bir çalışma içinde olmak lazım. Ahiret için ciddi bir çalışma yapmak gerekir. Ve başka bir şart şu ve <laughs> mümin mümin olduğu halde yoksa mümin olmayan birisi bir takım hayır işleri falan yapsa ama Allah'ı tanımıyor ahirete inanmıyor bunun ahirette ciddi bir karşılığı olmayacak mümin olarak her kim ahireti istese ve orası için ciddi çalışsa işte bunlar feuleyke <laughs> işte bunlar kana <laughs> sayuhum, bunların sayı, bunların çalışması olur meşkura <laughs> Karşılığı görülür. Ee, ve Türkçe'ye bu geçmiştir. Şöyle geçmiştir. Türkçe olarak denilir ki Allah sayenizi meşgul eylesin. Belki herkes bu cümleyi kuramaz. Ama e, özellikle belli bir kültür seviyesinde olanlar rahatlıkla bunu kullanırlar. Diyelim birileri faydalı işler yapıyor. E, diğerleri de onlara duacı oluyor. Ve diyorlar ki Allah sayenizi meşgul eylesin. Say çalışma meşkur Yani emeğiniz boşa gitmesin. Allah bunun karşılığını versin. Allah zaten verecektir. İşte ahirete talip olan, bunun için çalışan e, ve tabi imanı da olacak bu arada. Böyle insanlar diğer alemde çalışmalarının karşılığını görecektir. Sayları meşgul olacaktır. Allah Teala'nın yeryüzünde e, icraatlarından biri anlatılıyor bu ayette. Ve embetna fiha orada bitirdik yeryüzünde. Minkulli şeyin her bir şeyden mevzunen e, ölçülü. Her bir ölçülü şeyden yeryüzünde bitirdik. Yani vezin ölçü demek. Mevzun ölçülü. E, Allah Teala'nın icraatları ölçülüdür. Yani nasıl ölçülü? Mesela elimiz şöyle yaptığımızda e, aynı Allah bu şekilde simetri olarak yaratmış ve yağmur ölçülü bir şekilde gelir, bitkiler e, ölçülü bir şekilde gelir, yeryüzünde her şey ölçülü olarak meydana getirilmiş. Burada tabi bitkilerle alakalı mevzun yani ölçülü bir şekilde bunların yaratılması. Bir de sema ile alakalı bir ayet ve cealne sema'e sakfan mahfuza. Semayı kıldık. Sema gökyüzü. Ee, sakfan mahfuza korunmuş bir tavan. Semayı korunmuş bir tavan kıldık. Sakf tavan mahfuz korunmuş. Hafıza kökünden geliyor. Hafıza e, korudu. Hafız koruyan, mahfuz korunan. Yani gök kubbe e, korunmuş bir tavandır ve e, hem bizi korur hem de kendisi korunmuştur. Muhafaza edilmektedir. Başka bir ayet mesulün kelimesini burada görmekteyiz. Allahu Teala e, mücrim kimselerle alakalı şunu bildiriyor. Vakifuhum onları tutun, tutuklayın. İnnehum çünkü onlar mesulune mesuldürler. Mesul sele kökünden geliyor. Sele sordu. Sail se soran, mesul sorulan. Ve Türkçe'ye bu geçmiştir. Mesul kişi. Yani bunun hesabı sorulacak olan kişi. Ve bunun çoğulu da mesulün, mesulani, mesulüne bu şekilde gelmekte. Ayet-i kerimede mesulüne kelimesini görmekteyiz. Ve yine yeryüzündeki ilahi icraatla alakalı yer ve gökyüzündeki ilahi icraatla alakalı bir ayet. Ve in min şeyin her şeyin illa indena hazainuhu hazineleri yanımızdadır. Ve men nunzilehu illa bi malum fakat biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz. Kaderi malum belli bir ölçü. Kader miktar malum bilinen belli ve kader kelimesi de Türkçe'de kader olarak kullanılır. Malum bu da aynen malum olarak kullanılır. Görüldüğü gibi Kur'an-ı Kerim'de ismi mef'ul sıkça diyebileceğimiz şekilde kullanılmaktadır. Ve e, bunun ismi mef'ul olduğu fark edildiğinde ona göre mana verilecektir. Ve ona göre de anlaşıldığında ilgili ayetlere muhatap olmak, bizler açısından çok da zor olmayacaktır.